İyi akşamlar Cem TV izleyenleri. Hukuk Sarmalı programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de çok değerli iki tane hukukçu konuğumuz var. Sayın Avukat Nazan Moroğlu, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı ve Sayın Avukat Celal Ülgen, bir dönemin çok önemli, gerçekten Türkiye'nin kaderini etkileyen önemli davalarının hiç yılmadan, usanmadan avukatlığını yapmış Celal Ülgen ve baroda da yıllardan beri gerek kadın haklarında, gerek insan haklarında genel olarak çok ciddi çalışmalarda bulunmuş iki değerli konuğum. Şimdi ilk önce sevgili izleyenler, bir kere şunu söyleyeyim. Bu Hukuk Sarmalı programında bir şeyi mutlaka yapacağız, göreceksiniz. Biz prensip olarak siyasetle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Hukukla ilgili şeyler söylüyoruz. Hukukçular ağırlıklı olmasının da nedeni bu. Programın adı da Hukuk Sarmalı. Bir şeye çok rahat emin olun. Türkiye'de kavramlar o kadar çok değiştirildi ki artık. İnanılmaz bir şeye vardı. Örneğin çok basit. Demokratik seçimler diyoruz. Şimdi son günlerde gazetelerde okuyorum. Demokrasi kazandı, demokratik seçimler filan. Şimdi demokratik seçim esasında bir süreçtir. Şimdi onu da konuşacağız. Bir süreçtir. Başından başlar, sonuna kadar demokratik gider. Bu demokraside taraflara eşit konuşma hakkı verirsiniz, eşit fırsat verirsiniz. Birbirini kesinlikle devlet kademesinde bir baskı kurmazsınız. Devletin dolayısıyla makamları tarafsız kalır. Bakanlar hatta seçim çalışmalarına katılmazlar. Eskiden İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı değişirdi ki tarafsız olsun, istifa ederlerdi. Doğrudan doğruya siyasetin içinde olmasın diye. Ve sonunda sandıklara güvenirsiniz, şey yaparsınız ve denetimin de Yüksek Seçim Kurulu dediğiniz hakimlerden oluşan bir kurul yapar. Ve herkes güvenir. Şimdi biz kavramları çok değiştirdik. Şuna o yüzden çok uzatmadan, sorularıma geçmeden şunu söyleyeceğim. Göreceksiniz, hukukta tamamen sizlere doğruları, hukukun neyi gerektirdiğini söyleyeceğiz. Gerekirse bir partinin lehine olur, gerekirse başka bir partinin lehine olur, gerekirse bir partinin aleyhine olur, iktidarın aleyhine olur, muhalefetin aleyhine olur ama hukuken ne gerekliyse onu söylemeye gayret edeceğiz. O yüzden bugün de böyle başlayalım dedim ve Nazan Hanım'la başlayacağım. Şimdi hakikaten bir seçimler yaşadık. Bu seçimlerde yani gerçekten önemli bir söylem vardı. Şöyle bir söylem vardı. Yani bu kadar devletin açık taraf olduğunu, Cumhurbaşkanı'ndan İçişleri Bakanı'na, oradan valiye kadar, evet, çok fazla demokratik ülkelerde görülmez diye düşünürdüm. Çok şey yaptık ve sonuçta seçimler bitti. Şimdi bana bu seçimleri nasıl değerlendirirsiniz? Amacım şu değil. Yani eskiye bağlı kalalım, nasıl kazandık, nasıl kaybettik falan, evet, değil. Hukukçu olarak bir örneğin mazbata yarın akşam verilecek. Oysa pazar günü seçim yapıldı. Evet. Saat 19.15'te 20'de sonuç çıktı. Hadi bilemedin. İşte pazartesi sabahı bitti. Evet. Halbuki 22. madde bana göre açık. Evet. Verilir diyor. Hemen verilir. Bir şey seçilir diyor. Şimdi buradan bana seçimlerle ilgili neler söylersiniz? Bu bağlamda. Evet. Sonra bunun sisteme etkisini söyleyeceğim ama tabii, bu seçimlerle ilgili hukuken. Evet. Nelere dikkat etmemiz lazım? Bir kere Türkiye seçim yorgunu haline getirildi. 5 yılda 7. seçim. Ama son seçim özellikle yerel yönetimlerle ilgili İstanbul'daki bu seçimin sadece Büyükşehir Belediye Başkanı açısından iptali ve yenilenmesi kararı tam da programınızın adıyla örtüşüyor. Hukuk sarmalı. İçinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkardı. Tabii bu ne demokrasiyle bağdaşıyordu, ne anayasal kurallarla,
ne seçim hukukuyla hiçbiriyle bağdaşmıyordu. Adeta Yüksek Seçim Kurulu'na bir görev verildi. Biz bu içimize sinmedi. Belediye başkanlığını yenileme seçimi için bir gerekçe bulun denildi adeta. Ve birkaç gerekçe de bulundu bu konuda. Ama tabii gerçek hukukçu olanlar karşı oy yazılarını yazdılar. Bunun nasıl hukuk dışı olduğunu, eğer bir sandık kurulunda kurulmasında, oluşturulmasında bir hukuka aykırılık varsa bunu seçmene yüklenemeyeceğini açık bir şekilde yazdılar karşı oylarında. Nitekim bundan önceki bir seçimde de, daha doğrusu referandumda da mühürsüz oylar geçersizdir kuralına rağmen bu seçmene yüklenemez, sonuca etkili olmamalı denildi ve geçerli sayıldı. Şimdi bu defada sandık kurulu nasıl oluştuğunu tabii ki seçmen bilemez. Ama tamamen seçmenin o seçme hakkı yok sayılarak 4 oy pusulasından biri geçersiz sayıldı. Bu tabii ne hukukla ne demokrasiyle bağdaşır. Demokrasi biraz önce çok güzel söylediniz. Yani seçimler demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tabii sandık demokrasi için çok önemli. Ancak sandık seçmenin iradesini yansıtabilmeli. Yani sadece bir taraf seçilirse o sandık görevini yaptı. Bir başkası seçilirse, yani değiştirme niteliğini kaybederse, o zaman demokrasiden söz edemeyiz. Nitekim biz hukukçular olarak özellikle meslek odalarıyla birlikte Baro'nun çağrısıyla demokrasi için dayanışma nöbeti tuttuk. Burada her akşam söylediğimiz şey şuydu: eğer bir hukuk devletinde demokrasiyi yaşamak istiyorsak, o zaman seçimlerde de seçmenin iradesini yok saymamamız gerekir. Bu seçimler hakikaten şimdiki de dediğiniz gibi, yani 31 Mart seçimleri hakikaten demokrasi adına bir Türkiye'nin ayıbı. Özellikle hukukçular olarak bizler buna tabii ki tam da hukuk sarmalı diyoruz. İçinden çıkılmaz bir hale sokulmamalı. Siyaset adına sokulmamalı. Siyasete araç olarak kullanılmamalı. Ne hukuk ne demokrasi. Ama ne yazık ki böyle yapıldı. Şimdi 23 Haziran seçimleri geldik. Yine seçmen gitti. Çok da kararlı bir şekilde oylarını verdi. Yine bir başkan seçildi. Bu defa kanunda biraz önce belirttiğiniz gibi diyor ki, birleştirilmiş oy pusulaları ile teslim edildiği anda seçilmiş olur belediye başkanı diyor. Ama biz hala 4 gün bekliyoruz mazbatasını alacak ve göreve başlayacak diye. Yarın akşam 18.30'da verileceği söyleniyor. Evet, neden? Görev devir teslimi yapılacağı söyleniyor. Evet. Yani ilginç bir şey. Peki sizin bu konuda, yani bu seçimlerde hukuken bir daha yapılmaması gerektiğini düşündüğünüz filan? Şimdi öncelikle Yüksek Seçim Kurulu tarafsız, bağımsız ve bağlantısız yargıçlardan kurulu olduğu düşünülerek anayasada seçimlerin yapılması hakim güvencesine alınmış ve bu nedenle de Yüksek Seçim Kurulu gibi bir organ kurularak seçimlerin siyasi iktidara karşı bağımsız olarak yapılması sağlanmak istenmiş. Böyle bir şey oldu mu baktığımız zaman? Hayır, olmadı. Kesinlikle olmadı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesi büyük bir hukuk ayıbıdır. Yüzyıllarca unutulmayacak ve kalıcı olacaktır bu ayıp. Ama bence ondan daha büyük bir ayıp var. 4 oydan birini iptal ettiniz. Evet. Yani sizin Yüksek Seçim Kurulu olarak oy iptal etme yetkiniz yok. Oy iptal yetkisi sadece ve sadece sandık kurulu üyelerinindir. Ve itirazına da ilçe seçim kurulu bakar. Siz bunu iptal ettiniz, oy iptal ettiniz. Şimdi seçim sonuçlarına baktığımız zaman olayın vehameti çıkıyor. Bütün seçimler yenilenmiş olsaydı, tabii, Büyükşehir Belediyesi'ndeki oy çoğunluğu %70 değişiyordu. Evet. Ve
yaklaşık 25 ilçe ittifaka geçiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyordu. Bütün bunlara baktığınız zaman bir, bu seçim sonuçlarına göre bu siyasi iktidar kaybedeceklerini bile bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenilediler. Biliyorsunuz hocam, Roma hukukunda cui bono diye bir sözcük vardır. Suçtan kim yararlanıyor? Bu ertelemeden kim yararlanmıştır diye bir soru sormak gerekir. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı içerisindeki bir takım yolsuzluklar, bir takım evrakların kaçırılmak istenmesi, daha ikinci gününde dijital verileri kopyalamak, ya, imajını almak isterken karşısına mahkeme kararları çıkarılması ve bütün bunlara dikkate aldığınız zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kaybedeceklerini bile bile zaman kazanmak için yapılmıştır ve insanlara bu konuda resmen eziyet çektirilmiştir. Fakat bunun sonucu hiç beklemedikleri bir ağırlıkta gerçekleşmiştir. Yani onlar belki 50 bin, belki 100 bin civarında bir oy farkıyla geleceklerini düşünüyorlardı. Ama bunun 800 bin oya çıkması aslında bunların, işte biraz sonra belki buna geleceğiz, evet, sonuçlarını konuşacağız. Bunların yavaş yavaş titremeye başlamasına, heyecanlanmasına sebep olmuştur. Orada tekrar konuşalım. Peki. Evet. Şimdi ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şu arada, evet, çünkü bu konuyu bitirelim. Peki. Fakat bir şey de söylemişken aklıma geldi. Hukuken her şeyi konuşacağız diyoruz. Evet. Çok kısa da olsa. Çok önemli bir şeye değindi Celal Bey. Şimdi bunu da hukuken sizden istiyorum. Çünkü geldiler, Ekrem İmamoğlu kazandı, mazbatayı, evet, aldı. İlk daha 31'inden sonra, evet, işte 10 gün sonra falan aldı ve gitti ve işte kaçırdı, şöyle doğru ya da yanlış. Dedi ki belediyedeki bu dijital verileri, ihale bilmem ne falan bütün verileri bir kopyalayalım da kaçarsa, bir şey olursa, değiştirilirse, bilgisayar bozulursa, bir şey olursa kalsın diye. Bir anda korkunç bir şey başladı ve burada bizim hukukçularım, yani hukukçuların da bir hatası oldu zannediyorum, çok da sevmemize rağmen Ersan Şen'in, sordular, dediler ki efendim bunlar, evet dedi, kişisel verilerin dedi kopyalanması Türk Ceza Kanunu'nda vardır filan dedi. Sonra bir anda kişisel verileri nasıl kopyalarsınız'a geldi. Ben de hep düşündüm, ya belediye kişisel veri midir? Belediyedeki ihalelere şey yapmak. Şimdi bunu da içeren bir şekilde söyleyeceğiniz iki satır veya da sizin de, sonra bitirelim bu konuyu. Şimdi tabii bir yere başkan seçildiğimiz zaman derneklerde dahi önceki dönemde neler yapılmış, bütçesi neymiş, nasıl harcamalar yapılmış, buna bakarız öncelikle. Aynen. Genel kurul kararları doğru alınmış mı? Tabii ha, belediye meclis kararları doğru alınmış mı? Aynen. Bütün bunlara bakması çok doğal. Aynen. Yani en doğal hakkı, hatta görevi, ona oy verenlere karşı da büyük bir sorumluluğu. Zorunlu. Neyi teslim aldığını bilecek ki ona göre devamını nasıl yapacak? Ve kişisel veri de değil bunlar. Belediyenin kişisel verisi mi olur? Yani kişisel veri olur mu? Belediye meclislerinin ya da belediye bütçesinden nasıl harcama yapıldığı? Tabii biraz önce Türkiye'de, Celal Bey'in söylediği, gönülden katılıyorum. Seçimler yenilendi. O arada o kişisel veriler ne oldu acaba? Tabii bunun da araştırmasını yapmak gerekiyor. Gerek. Şimdi bir şey var. Buyurun. Eklemek istiyorum. Yani bu seçimlerin iptali ve yenilenmesinde de o kadar seçim hukukuna aykırı, evet, gerekçeler ileri sürüldü ki. Şimdi seçim hukuku, tabii seçimlerin sağlıklı yapılması için kısa ve net süreler tanır. Aynen. Sandık kurulunun oluşturulması için bir süre tanınmıştı, 31 Mart seçimi için. Bu da 2 Mart'ta bitmişti. O takvim nasıl son defa yine bir takvim yayınlandı? O takvime göre 2 Mart'ta bitmişti. Artık tekrardan sandık kurulu nasıl oluştu, olmadı diye bir gerekçe yapılıp da seçimin yenilenmesi. Zaten 14 Nisan'da verdiği kararda 2 Mart'ta bitti demişti, bitti Yüksek demişti. Seçim Kurulu. Tabii ki başka ilçelerde ya da işte Balıkesir olayında ele alınmadı. Aynen. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ele alındı.
tam bir çok hukuk sarmalı yaşıyoruz. Yaşadık. Buyurun. Şimdi önce sondan söyleyelim Nazan Hanım'ın belirttiği bu sandık kurullarının oluşması ve buna ilişkin seçim kurulunun bir takvim yapması. Bir defa hata buradan çıktı. Çünkü sandık kurullarının oluşması seçim kurulunun görevinde değildir. Seçim kurulu başkanının görevinde. Evet. Seçim evet. kurulunun başkanının görevinde olan bir konuda itiraz süreci olmaz. Evet. Bir defa hata oradan başladı. Hata. Onu söyleyelim. Doğru. Neyse onları geçtik. Bir sonuçlar var. Şimdi biraz önce konuştuğumuz bu kişisel veri dedikleri veriler konusuna gelince kim hangi müfettiş inceleme yaparsa yapsın bir veri üzerinde o verinin ya kopyasını çıkaracaktır ya imajını alacaktır. İmajını almaya gerek görmemişler çünkü bir adli soruşturma yok. Bir müfettişlik soruşturması yok. Sadece üzerinde inceleme yapabilmek için kopyasını çıkarıyor ki aslına zarar verilmesin. Aynen. Bu kadar basit bir olay. Rakamlarla oynanmasın, evet. üstüne şey yapılmasın. Oynanmışsa diye. Bile telafisi evet. imkan olsun, aynen. düzeltilmesi mümkün olsun diye. Bu yapılmış. Burada kişisel veri olması için bir kişinin geldisi, geçmişi, kan grubu, başka özel bilgilerinin aynen. yer aldığı belgeler olması lazım. Bunları da inceleyecek bir şey yok. Kimse onları da inceleyemez. Burada inceleme için veri kopyalaması yapmasının sebebi işte bir takım kişilerin mesela şey var gelmediği halde ücret alan kişiler var. Evet. Birçok kişi var mesela arabalar kiralanmış ortada arabalar yok. Her makam başına 3 tane araba var. Bunlar kimde? Bunu belediye başkanı, yeni gelmiş belediye başkanı incelemeyecek de kim inceleyecek? Yani bu kadar basit bir olaydan bir mahkeme kararı çıkarttılar. Bakın mahkeme kararı çıkarttılar. Bir adli işlem gibi gördüler. Bir işlemin durdurulması için yürütmeyi durdurma kararı çıkarttılar. Yani şurada kenarda köşede 3 tane yargıç dursun. Ben ihtiyaç duyduğum zaman göndereyim. O bana yürütmeyi durdurma kararı versin. Böyle bir yargı olmaz. Böyle bir demokrasi olmaz. Böyle bir hukuk sistemi olmaz. Yani biz hep FETÖ yargısı döneminde söylerdik. Hukuk tutulması yaşanıyor derdik. Oradaki hukuk tutulması bitmiş. Şimdi sizin programa ismini koyduğunuz hukuk sarmalına dönüşmüş. İyice içinden çıkılmaz hale gelmiş. Şimdi gördüğünüz gibi yani bunlara girmemiz tekrar eskiye ama seçim Türkiye'de ciddi bir şeydir. Ve hakikaten demin söylediler 1950 seçimleri iyi yapılsın diye yargıç denetiminde yapılsın diye 50'de YSK getirilmiş. Şimdi niçin hakim denetiminde? O yüzden artık bunlar bir daha Türkiye'de gerek propaganda, gerek süreler, gerek şunlar, gerek bu YSK'nın inanılmaz kararları artık bunlarla bir seçim yaşamasın Türkiye. Türkiye buna gerçekten layık değil diyorum ve hemen ikinci soruma geçiyorum. Gene sizden başlayarak gideceğim. Şimdi bu seçimler oldu. Sonuç itibarıyla şimdi şöyle bir şey. Beğensek de beğenmesek de. Devletimiz bütün gücüyle çok net bir şekilde seçimlere bir taraf oldu. Çok net. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanı, valiler, şeyler, bir vali belediye başkanlığını vekil olarak üstlendi vekaleten ve her tarafa israf değildir hizmet diye şeyler astırdı. Kavşak insanlar aynen insanlar yürüyüşler yaptı, toplantılar yaptı. Evet. Devlet ama o bile başlı başına bir israftı. Doğru kesin. Yani onlar bile yapılan değildi. Her tarafa yapıştırılan kesinlikle. Başlı ama başına bir israf. Ben daha başka bir şeye gitmek istiyorum. Evet. O da şu. Şimdi sonuçta ortada bir şey var. Devlet bütün gücüyle ağırlığını koydu. Evet, taraf oldu. İkincisi bu sistem, yeni sistem, getirilen sistem sonuç itibariyle her şeye mutlak hakim bir Sayın Cumhurbaşkanı, bir Cumhurbaşkanı. Nitekim belediye başkanlığında da, belediye meclis üyeliği seçiminde de,
başka bir şeyde de Sayın Cumhurbaşkanı'nı evet. hep izledik. O çıktı ve o anlattı. İşte kadim dostlarla toplantılar yaptı, mahalle toplantıları yaptı, mitingler yapacaktı, evet. yapmadı. Şimdi sonuçta 10 milyon, 8 milyon oyda 806 bin fark oldu. Şimdi bunun sistem üzerinde bir etkisi olmalı mı, olur mu? Örneğin yargıyla Cumhurbaşkanı'nın ilişkisi, Cumhurbaşkanı'yla belediyenin ilişkisi gibi sistemde bir etkisi olur mu, olmalı mı? Şimdi sistem zaten 24 Haziran 2018'de değişmişti. Evet. Yani evet. tamamen parlamenter sistemden. Evet. Bunu tabii çok anlattık, birlikte de anlattık. Evet. Yani o referandum süreci de böyle bir değişiklik oldu. O referandumda acaba unutuldu mu, kasten mi bırakıldı bilmiyorum. Cumhurbaşkanı yemininde tarafsızlığına yemin var. O referandumda birçok madde daha sonra yürürlüğe girdiği halde, belli süreler tanındığı halde sadece Cumhurbaşkanı açısından anında geçici bir madde yazılarak yürürlüğe girdi. O da siyasi parti başkanı olma imkanı verdi. İşte sanıyorum o noktada bir yanlış yola gitti Türkiye. Bütün bu anlattığınız devlet taraf olduğu, işte bütün iletişim araçları, her şeyi kullanarak bir seçim propagandası yürüttü. Buna herhalde yurttaş, özellikle 31 Mart seçimlerinin iptalinden sonra, tabii hukuki olarak değerlendiriyoruz ama bunu sosyolojik olarak da mutlaka çok derinlemesine değerlendirmek lazım. Bir tepki duydu. Yani vatandaş kendini hiçe sayılmış saydı. Eğer bu fark diyelim ki en çok 50 bin olsaydı bunu söylemeyebilirdik. Ama 800 bin olduğu zaman orada bir şeyi yurttaş dedi ki ben oyuma sahip çıkıyorum. Bu sisteme de karşı çıkıyorum. Bu, onun için bu bir sistem değişikliği mutlaka hemen dile getirilecektir. Tabii bir süreçtir bu. Önce vatandaşa mal olacak, hukuk kurumlarına mal olacak, savunacağız. Nasıl bir değişiklik yapılacak? Barolar, bütün hukuk kurumları üstüne düşeni yapacak. Üniversiteler umarım bu konuda bir öncü rol oynarlar. Çünkü bir sistem değişikliği Türkiye'ye neye mal oldu? İşte bunu bir sene içinde gördük. Evet. Bunun zararını bir sene içinde gördük. Baro mesela bu seçimde gerçekten barolar, İstanbul Barosu, diğer barolar, Ankara Barosu evet. falan, İzmir Barosu, Adana Barosu. Baro evet, birçok baro çok etkili barolardan gözlemci evet. olarak geldiler. Eğitim aldılar işte her sandığa bir avukat aynen. Bizim İstanbul Barosu avukatları görev bulamadı. Çünkü bütün yabancı baro... Onlar evet. gelip şey yaptı. Evet. Evet. Yani benim oğlum da işte avukat olarak... Hayır, avukata ihtiyacımız yok evet, çünkü... dediler. Kızım da görev aldı evet, çünkü evet, hakikaten evet. Baroların mensupları hakikaten evet. çok önemli bir neden, şey yaptı. Şimdi bu görev sistem aldık. Değişikliği. Neden görev ha. aldık? Biz tabii ki hukuku savunuyoruz. Yani avukatın görevi midir diye tartışmaya da açıldı biliyorsunuz bu. Ama avukatlık kanunun, yani bizim yasamızın 76. maddesi ve 95. maddesi diyor ki barolar evet meslek kurumudur. Ancak hukukun tabii üstünlüğünü canım. Savunurlar. Bu dolayısıyla biz avukatlara verilmiş bir görevdir. İşte bu nedenle çok müdahil olduk. Hatta belki bir şey de belirtmem gerekir burada. Referandumda mühürsüz oylar geçerli sayıldığında İstanbul Barosu olarak suç duyurusunda bulunduk o tarihte. Baroların böyle bir görevi ve yetkisi olamaz diye İdari reddedildi. Evet. Sonra idare mahkemesine başvuruldu. İdare mahkemesi de aynı şeyi söyledi. Fakat tabii ucunu bırakmıyoruz. Yani çünkü sonuçta hukuku sonuna kadar savunmak istiyoruz. Bu defa bölge adliye mahkemesinde yine idare mahkemesinde bir karar verildi. Bu her ne kadar reddedilmiş ise de barolar bu konuyu takip etmekte yani husumet açısından yasal görevleri çok vardır önemli. Dedi. Evet. Biz orada hangi konuda suç duyurusunda bulunmuştuk? YSK'nın o 11 üyesi hakkında görevi kötüye kullandılar diyor. Çünkü henüz oy verme tamamlanmamıştı. Aynen.
Ve birdenbire ilan edildi. Mühürsüz oylar geçerli. Aynen. Peki hangi mühürsüz oylar nasıl geldi? Ne Aynen, oldu? Nasıl geldi? Ve neden çok başa baş giden ve hakikaten vatandaş da hayır anayasaya dokunma diyordu. Ama birdenbire mühürsüzler de sayılmaya başlayınca bildiğiniz gibi o süreçte anayasa değişti. Kural değişti. O mühürsüz oylar nasıl maç kullanıldı? Kural değişti. Onları çok televizyonlarda doğru. da gördük. Evet. Maç oynanırken kural değişti. Evet. Çok doğru. Peki siz yani sistem üzerinde. Evet. Şimdi bu sonuçlar 800 bin fark sonucu. Belki öncelikle bir ittifaka ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi büyük bir belediye başkanlığı kazandırıyor, bir onur kazandırıyor. Ama bundan çok daha önemli bir şey yapıyor. O da ben başkanlık sistemini sorguluyorum diyen bir seçmen kitlesi oluşuyor. Şimdi zaten baştan beri şöyle bir şey düşünüyorduk, varsayıyorduk. Bu sistemde iktidarda olanlar bir dönem geçirdikten sonra iktidarda olanı yıkmak için muhalefet birleşecek ve kesinlikle birleşmiş muhalefet iktidardan daha çok oy alarak başkanı değiştirecek ve bir tahterevalli kurulacak. Bir dönemin başkanı sonra diğer dönemin muhalefeti tarafından yıkılacak. Böylesine bir siyasi rejimi dejenere edecek, bozacak bir sisteme baştan evet dediler. Şimdi bir takım politikacılar, ey durun bir dakika, bunda güzel taraf var. Birleşirsek alabiliriz filan dedi ama sistem açısından evet. kötü bir sistem. Şimdi bunu tattıkları için önümüzdeki süreçte birkaç ay, birkaç gün içerisinde ben siyasi iktidarın da bu sistemden hızla bir kaçış sürecine gireceğini düşünüyorum. Bir şeyleri bahane edecek, bir şeyler yapacak veya reform adı altında kurallar değiştirerek kısmen o eski dediğimiz sisteme çağrıştıracak bir yöntem bulmak durumunda evet. kalacaklar. Bu kaçınılmaz. Yani bunun şeyi yok. Şimdi burada önemli olan bir başka husus da bugüne kadar siyasi iktidar bazı kaldıraçlar kullanıyordu. İlk kez kendi kullandığı kaldıracı İmamoğlu vasıtasıyla ittifak partileri kullanmaya başladı. Üstelik daha samimi, daha içten kullandığı için 800 binlik fark aniden açıldı. Bu 800 binlik fark orada mı kalır? Daha mı açılır? Onu da siyasi iktidarın tavrı belirleyecek. Yani şimdi önümüzde işte yarın Canan Kaftancıoğlu'nun davası var. Evet. İşte efendim Eylül'ün 4'ünde Sözcü davası var. Evet. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları tutuklu. Evet. Daha fazla ceza alanlar serbest. Daha evet. az ceza alanlar tutuklu. İki gün süren Gezi davası ki önümüzdeki haftaya ertelendi. Bakın bütün bunlar aslında bu 800 bin farkın 8 milyon fark olma yolunda hızla ilerlemesine sebep olacaktır. Sanıyorum biraz sonra Gezi davasını Aynen, ona konuşacağız. Evet. Geleceğiz. Şimdi bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybedeceklerini biliyorlardı ama bu kadar büyük bir fark yapacaklarını bilmiyorlardı. Farkı en aza indirmek için yaptıkları çalışmaydı. Örneğin Ordu Valisi'nin VIP engeli. Engellemesi. Evet. Efendim Yunan Pontus yakıştırması yapılması. Bütün bunların hepsi acaba biz tabanımızı konsolide ederiz bununla ayakta tutarız mı diye düşünüyordu. Bunun böyle olmadığı tersine tam bir çözülme ve sökülmenin meydana geldiğini gördüler. İşte şimdi önümüzdeki günlerde de birincisi Türkiye'nin normalleşmesi için ve bu siyasi iktidarın belki biraz daha kalıcı olabilmesi için Türkiye'nin hukukunun, yargısının
bağımsız olması, hukukun üstünlüğü ilkesinin avdet etmesi, Adalet Bakanı'nın HSK'dan elini eteğini çekmesi, müsteşarının elini eteğini çekmesi gerekir ve bu atama işlerinde ve tek başına karar verme makamı olarak Cumhurbaşkanlığı'nın olur olmaz şeylere, akçalı işlere Cumhurbaşkanlığı kararı adı vererek müdahale etmesi bardağı taşıran damlalar olur. Ve yani İnönü'nün söylediği gibi artık sizi biz hukukçular bile kurtaramayız sonra. Doğru. Yani bu doğru değil. Yani bunları hukuka saygı ilkesi önemlidir. Mutlaka hukuka saygılı bir rejim olmak zorundasınız. Hem bu sizin iktidarınızın onuru olur, hem de ülke rahat bir nefes almaya başlar. Evet. Peki. Bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, gördüğünüz gibi biz hukukçular olarak yani siyasetçinin ya da iktidarın yaptığından şu taraf oy kazandı veya bu taraf oy kaybetti diye beklemiyoruz. Gördüğünüz gibi iki değerli konuğum da bundan sonra böyle olmaması için neler yapılması gerektiğine yönelik bir takım izahatla açıklamalarda bulundular. Yani Nazan Hanım dedi ki örneğin artık partili cumhurbaşkanlığını bırakmamız lazım. Yani olmuyor dedi. Cumhurbaşkanımızı milletin birliğini temsil eden, anayasada tarafsız yazan veya tarafsızlığı kaldırsan milletin birliğini temsil eden cumhurbaşkanı çıkar da bir %50'sine, %40'ına neyse işte sizler sisici misiniz işte veyahut da İstanbul fethedildiğinde üzülenlersiniz derse bu iş iyi olmaz, sonunda beraber çalışacaklar dedi ve bunu kaldıralım. Celal Bey de çok doğru bir şey söyledi. Yani ne olursa olsun sistem dedi. Ama şu yargıyı mutlaka bağımsızlaştırmak lazım. Çünkü sonunda hukuk devleti oluyor dedi. Ya Cumhurbaşkanı şunu yapsın, bunu yapsın, karar alsın, kararname alsın, anayasaya uygun ne iş? Ama yargı bir cumhurbaşkanı veya bir kişinin iki dudağında olmasın. HSK'yı, Adalet Bakanı'nı atamasın dedi. Şimdi biz bunda çok hemfikiriz, olması gerekli. Ama bugün bir şey okuduk. Size ikinize de onu soracağım. Ticaret Bakanlığı bir genelge yayınlamış. Genelge ve genelgeyle 25 yıllık bir şeyi tersine çevirerek, yasadaki düzenlemeyi de tersine çevirerek hayır demiş. Belediye işletmelerine yöneticileri atamayı meclis tayin eder demiş. Evet. Şimdi bu böyle bir genelge yayınlamış. Mahkeme de hatta ticaret sicilde gelen atama isteklerini sen yapamazsın ancak meclis yapar diye karar vermiş. Evet. Şimdi bu konuda nedir bu olay bir kere? Böyle bir genelge var mı? Yoksa uydurma mı? Ve bu makul mü değil mi? Ne olması gerekli? İkinize de bunu soracağım. Şimdi siyaset ne için yapılır? Vatandaşın huzuru, insanca yaşaması ve siyasi sorunlarla meşgul edilmek yerine çocukların iyi bir eğitim alması, kadınların haklarına kavuşması, yurttaşların huzurlu olması. Şimdi yerel yönetim seçimleri yapıldığı zaman da işte İstanbul seçimleri yapıldı, Ankara yapıldı, bütün Türkiye'de yapıldı. Şimdi yerel yönetimler de halka en yakın birimler. Onların da doğru şeyler yapması gerekir. Yani görevlerini yapması gerekir. Peki bir başkan görevini nasıl yapacak? Tabii ki birçok özellikle büyükşehir belediyelerinde, hele İstanbul'da, Ankara'da çok iştirakleri olan bir belediye var. Belediye yapısı var. Bunlar anonim ortaklık, yani tamamen ticaret kanunu çerçevesinde yönetilen ortaklıklar bunlar. Dolayısıyla bu ortaklıklara da tabii ki belediye başkanı müdahil olabilmeli. Yoksa
seçilmiş, hiçbir şey yapamaz hale getirilen bir kişi olur. Amaç buysa çok yanlış. Siyaseten çok yanlış bir kere. İnsan hakları açısından falan onları söylemiyorum artık. Ama siyaset burada müdahil olup da ben seçilen belediye başkanını çalıştırmayacağım derse bu çok yanlış. Pardon, bu arada hayır, sizi kesmek için değil. Ticaret Bakanlığı'na soruyor. İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Yine yönetimler Genel Müdürlüğü. Aynen. Evet. O da yani var mı yok mu diyenler de hani bazıları yok canım hayal görüyorlar var, der. Arkada şey verildi. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı'na diyor ki ticaret kanunu çerçevesinde bu iştiraklar tabii birer tüzel kişiliktir ama belediyenin iştiraki olan bu tüzel kişileri de kişiler tabii ki temsil eder. Bu yöneticileri kim atayacak? Şimdiye kadar olan kural belediye başkanı atardı. Şimdi belediye meclislerine verildi bu karar. Bu bir kere çok yanlış. Yani yasaya aykırı, işlerliğe aykırı ve amaca da aykırı aslında. Belediyeciliğin amacına da aykırı. Dolayısıyla bu çok yanlış bir karar. Bundan umarım yani tez günde, hemen yarın bu genelge geri çekilir, yazı geri çekilir ve ticaret sicilleri de bu şekilde atama yaparsa belediye başkanı reddetmez. Evet. Reddederse Celal Bey son bir karardan bahsetti Ankara ile ilgili. Bu çok yorucu oluyor. Hukuki süreç. Onlarla mı uğraşacaklar, vatandaşa hizmet mi edecekler? Bizler de hukukçular olarak, yani hukukun gelişmesi, ilerlemesi, vatandaşın adalete erken erişimi, bunlarla meşgul olmamız gerekirken, özellikle kurum olarak barolar, neredeyse siyasetin yaptığı hukuk yanlışlarını nasıl bertaraf ederiz diye büyük bir enerji harcıyoruz bu yolda. Yanlıştır, tabii yasaya aykırıdır, amaca aykırıdır. Dolayısıyla belediye başkanından bu yetkinin alınması demek, ben seni çalıştırmam demenin bir başka ifadesidir. Umarım iktidar, bakanlık, tabii şimdi özellikle tek kişi yönetimi olduğu için bunu doğrudan doğruya iktidarı temsil eden kişiye hitaben söylüyorum sonuçta, bu yanlıştan geri dönerler. Siz efendim ne düşünüyorsunuz? Evet, bana göre... Bize demin bir kararda dan bahsettiniz. Söyleyeceğim. Bana göre bu karar, bu girişim ya da Büyükşehir Belediye Başkanlarının, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının gücünü kırmak, atama yetkisini kırmak ve meclis çoğunluğuna sahip olduğu için nalıncı keseri gibi kendine yontup siyasi iktidardan yana bir pozisyon almak eylemi, Ordu Valisi'nin VİP'ten İmamoğlu'nu çıkartmama kararıyla eş bir tavırdır. Ama bu sürdürülen bir tavır oluyor bu sefer. Şimdi işte değil eş mi? Bir tavırdır. Evet. Doğru. Ordu Valisi'nin tavrı ne kadar geçerli olduysa işte Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün bu tavrı da o kadar geçerli olacaktır. Kaldı ki bu olay ilk İstanbul için değil Ankara için gündeme gelmiş ve Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı atamalar ticaret sicili tarafından reddedilmiş. Meclis kararın yok diye. Bunun üzerine ticaret sicili yapmayınca, ilan etmeyince Ankara Belediyesi de ticaret mahkemesine başvurmuş. Hiç duruşmasız evrak üzerinde incelemeyle hükmen kararları onamışlar ve ilan ve tescil etmişler Ticaret Sicili Gazetesi'nde. Yani şimdi İstanbul'da da buna benzer şeyler gelecektir. Ama tek hakim, muktedir, her şeyi elinde bulunduran bir kişi Cumhurbaşkanlığı kararnamesine başvurursa ya da meclisteki çoğunluğuna dayanarak bunu bir kanun haline dönüştürmeye kalkarsa kısa sürede bizim aşabileceğimiz bu sorun başka bir sorun haline gelir. İşte biraz önce konuştuğumuz konular çerçevesinde 800 binden 8 milyona doğru yolculuğa çıkmış oluruz. Evet. Bu kadar basit. Yani şimdi
Ben siyasi iktidarın şapkasını önüne koyacağını ve bazı konuların artık düşüneceğini düşünüyorum. Yani çünkü bu bizi sevdiği için değil, halkı sevdiği için değil, kendisini sevdiği için, kendisinin yararına olacağı için yapacağını düşünüyorum. Yapmazsa kendi bileceği iş, kum saati çalışıyor. Değerli izleyenler, şimdi bu konuyu artık bitiriyoruz. Yani bu sistemle ilgili. Yalnız ben iki değerli konuğa da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tam beklediğimdi. Yani artık bu sistem, yani hakikaten sürdürülebilir bir sistem değil. Yani bu kadar gererek, bu kadar şey yaparak, yani artık ordu valisi, ya ben milletvekilliği yaptım. Yanımda herkes gelir, girebilir. Evet. Şeydir, sondur, mahiyetiniz mi der hatta. Bir belediye başkanı giremiyor oraya diye. Oraları polisle çevirmek falan. Ya makuldü. Yanında da milletvekili var. Yani olacak gibi evet. değil. Arkadan Sayın Cumhurbaşkanımızın topal ördek bunlar demesi. Şimdi artık seçim bitti. Şimdi seçim bittiğinde bir şeye çok inanıyorum. Tamam bitti geçti. Değil. Geçmedi canım. Geçmedi. Bir sürü şeyler yapıldı. Aynı şeyi bir daha yaşamayalım yani. Geçti. Bir şey olsun. Neden 800 bin oldu? Çok güzel söylediler. Bu 800 bin gösterdi bir şeyi. Artık lütfen bunda ısrar etmeyelim. Yani yargı artık bağımsız olmalı, YSK bağımsız olmalı, HSK bağımsız olmalı. Ondan sonra bu işlerle uğraşmamalı artık belediye başkanını sıkıştıracağım ben diye. Artık ve bunun bir işe yaramadığı da çıktı. Neydi? Sayın Göksu vardı. İşte Pontusçu bu Yunan'dır dedi. İnanılmaz bir şeye uğradı. Mağlubiyete uğradı. Yani şimdi artık bunlar böyle zorlayarak demek ki olmuyor. Herkes takılır. Seçimlerde alan alır. Belediye başkanı olan yetkilerini kullanır. Öbürü evet. böyle gider. Şimdi esas çok pardon var mı bir şey? Kapatacağız onun için. Söyleyeceğim. Şimdi tabii yasada belediye meclisinin görevleri sayılmıştır. Hem de A'dan U'ya kadar bir benttir o görevlerini sayan. Orada hiçbir görevde ve benzeri ya da bunun gibi değildir. Çok net görevleri vardır belediye meclisinin. Dolayısıyla belediye meclisinin böyle şirketlere temsilci atama yetkisi kanunda yok. Biz hukukta tadat edilmiştir. Aynen. Tadat edilmiştir. Sıra olarak sayılmıştır. Aynen. Başka şey olmaz. Evet. Aynen. Gibi tadat. Değil, benzer evet. değil. Yani aynen. ona eş değer hani değil. Hani numerus clausus derdik. Evet. Yani evet. tadat edilmiş şekilde yazılmış. Evet, sıralanmıştır. Bunun gibi sayılmıştır. Görevler demiyor değil mi? Değil. Sınırlı sayılmıştır. Aynen. Dolayısıyla bu yasaya aykırı yazıdan, genelgeden acilen geri dönülmesi gerekir. Dönmesi. Bir daha da bunlara tevessül evet, edilmemesi lazım. Bu hukuka aykırıdır. Hukukçuları artık bunlarla da uğraştırmasınlar. Efendim geldik şimdi. Çok yine çok önemli bir konuya. Esasında bu gerçekten bugünün en önemli şeylerinden bir tanesi. Şimdi bir düşüncem var. Bu olabilir. Yani Amerikalılarda da böyle bir politika vardır. Şimdi bazı ülkelerde, bazı iktidarların bir politikası vardır. Bir düşman, bir korkulacak tehdit yaratmak ve ondan mücadele ediyorum diye iktidarı konsolide etmek. Şimdi ben, siz o dönemin çok önemli, ya gerçekten biz konuştuğumuzda, ya artık bunlar yani sizler için diyorum, bu değerli insanlar daha mücadele edemezler artık. Ya bitti, her şey bitti zannedilen dönemler oldu. Evet. Mücadele ettiniz. Şimdi Balyoz, Ergenekon hatırlıyorum o zaman. Evet. Efendim evet. Türkiye'de darbe olmadı mı evet. denirdi. Bu işte amirallere suikast davaları, yok İzmir casusluk davaları. Arkadan bir anda 17-25 Aralık darbesi. Sonra MİT'tırları davası. Şimdi geldik Gezi davasına. Şimdi dün açıldı. Siz öbür davalarda da ve tamamıyla yer almış bir insandınız. Siz de hukukçu olarak, baro olarak devamlı takip eden. Şimdi ben size özellikle sizle başlamak istiyorum. Bu Gezi davası. Tabii davanın içeriğine girerek değil herhalde ama nedir? Yani
Ben bir bunu bir şey yaratacağız biz mutlaka. Bu bitince başka bir şey yaratacağız diye değerlendiriyorum. Nedir bu? Çok haklısınız. Aslında zahiri bir düşman işaret ederek o zahiri düşmanın varlığının korkusunu vererek demokratik hakların askıya alınması, yok edilmesi ve budanması demek. Şimdi biliyorsunuz Gezi davası ya da Gezi olayları başladığı zaman İstanbul valisi başta olmak üzere, ki şimdi FETÖ sanığıdır, İstanbul Emniyet Müdürü, ki şimdi FETÖ sanığıdır, İstanbul Emniyet İlçe Müdürleri, Emniyet Şube Müdürleri tümü hepsi FETÖ'ye teslim edilmiş bakanlardı. Bırakın savcılar da öyle. Ve bu Gezi davasının soruşturma süreci, delil toplama süreci, dinleme süreci, tapeleme süreci hepsi FETÖ'cüler döneminde yapılmış ve kotarılmıştır. Bunu saklayamazlar. Bunu saklayamadıkları için iddianameye şöyle bir şey de getirmişler. Demişler ki her ne kadar FETÖ döneminde bunlar olmuşsa da savcılığımız vasıtasıyla bu deliller yeniden kıymetlendirildi. Bakın laf kıymetlendirildi. Değerlendirildi. Yani hukuka aykırı elde edilmiş bir delil daha sonra nasıl kıymetlendirilebilir hukukta? Evet. Böyle bir yöntem ve böyle bir sistem var mı? Ki hepimiz çok iyi biliriz, daha hukuk fakültesinin birinci sınıfında bize hemen dayatırlar. Aynen. Zehirli ağacın meyvesi zehirlidir. Zehirli. Yani bunu bize sorarlar. Şimdi siz bu zehirli ağacın meyvesini nasıl tatlılandırdınız? Bir defa birinci soru bu. İkincisi, bizim CBK'da hakim önüne gelen hukuka uygun delillerle karar verir. Yani bir suçun ispatı hukuka uygun delillerle yapılır diyor. Ve bir başka maddesinde hakim hukuka aykırı elde edilmiş delilleri ayıklar diyor. Yani biz biliyorsunuz Anglo-Sakson sisteminde delillerin takdiri farklı. Aynen. Kara Avrupa'sında evet. Farklı aynen. Sistemde. Kara Avrupa'sında bir takım ölçütler var. Şimdi biz aslında doğrudan doğruya zehirli ağacın meyvesi zehirlidir ilkesini seçmişiz. Çünkü anayasamıza da koymuşuz. Hukuka uygun delillerle kanıtlayacaksın diye. Böyle olunca siz FETÖ yargısının hepsini tutuklayacaksınız. Polislerini cezaevine atacaksınız. Ve bunların bir sürü hukuka aykırı delil elde ettiklerini söyleyeceksiniz. Ama sonra da ben bu delilleri kıymetlendirdim diyerek yeni bir suç yaratmaya kalkacaksınız. Evet. Kıymetlen. Evet, yani böyle bir şey olmaz. Hı. Şimdi birinci bakış bu. Bir defa bu iddianame baştan aşağı delilsiz bir iddianamedir. İkincisi, eğer bir darbe, bir kalkışmadan söz ediyorsanız, ne komik, soruşturmayı yapanlar sonra darbe ve kalkışma yapacaklar. Yani Gezi soruşturmasını başlatan savcılar ve polisler daha sonra bir darbe ve kalkışmaya imza atacaklar. Ama kendilerini gizlemek için Gezi'nin bir darbe ve kalkışma olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu siyasi iktidarın işine geliyor. Diyor ki, evet Gezi'yi bir darbe ve kalkışma davası olarak görürsen, buna benzer sivil itaatsizlikler, bir demokratik bir ülkede olması gereken gösteri yürüyüşleri, işte insanların barışçıl gösteri yapması, bunların hepsinin önüne geçerim. Ben dikensiz bir gül bahçesi olarak görüyorum Türkiye'yi derler. Buna demokrasi denmez. Buna oligarşi denir.
faşizm denir. O nedenle Gezi davası aslında Türkiye demokrasisi için bir turnusol kağıdıdır. Yani Gezi davası varsa bu ülkede hukuk yoktur. Gezi davası yoksa Türkiye hukuka dönmeye başlıyor demektir. Bu turnusol kağıdı çok açık ve net ortamımızda görünüyor. Bir de bir konu daha var. Gezi davasına koşut olarak söyleyeceğimiz çok önemli bir konu var. Cumhurbaşkanına hakaret suçu. Evet. 299. madde. Evet. Yani ceza kanununun 125. maddesinde özel bir hakaret suçu düzenlenmişken Cumhurbaşkanı o eski sorumsuz ve partiler üstü Cumhurbaşkanı döneminde onu korumak için konmuş olan 129. madde şimdi partili Cumhurbaşkanı korumak için kalıyor ki bu hem insan hakları sözleşmesine aykırıdır hem de Türkiye'yi demokratik bir ülke olmaktan hızla uzaklaştırır. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman ve Gezi davasında süren 2-3 günlük süren yargılamalar sırasında da gördük ki ortada doğru dürüst bir kanıt yok. Tamamen mesela bir kişinin sosyal medya hesaplarındaki tweetlerine ya da hesaplarına müdahale edilerek bazı şeyler değiştirilmiş veya tapeler müdahale edilmiş. Tapelerle ilgili bizde 18. Ceza Dairesi'nin çok önemli bir kararı vardır. Bakın 8 sene sonra bu dava açılıyor. Ve tapeler de yaklaşık 6 yıl sonra değerlendiriliyor. Tapeler dinleme yapıldığı an kararı aldıktan sonra çözümlenir. Çözümlendikten sonra suçun devamı yönünde bulgular varsa uzatma kararı o zaman alınır. Onun haricinde alamazsınız. Bırakın bu tapelere bakın. Bu tapelerin altındaki bütün imzalar bu FETÖ'cü polislerin kaşeleridir. Islak imzaları da değil. Yani çok uzun konuşmak lazım bu konuda. Ama yani esasında, evet, esasında söylemiş şey olduk. Yani. Buyurun sizin bu konuda. Yani şunu söyleyeyim neydi? Sadece. Gezi neydi? Vatandaş yaşam şeklime karışma dedi. Ülkeyi yönetenlere. Çevreyi korumak istiyorum dedi. Zaten İstanbul'u bilen, Taksim'i bilen el kadar bir nefes alacak bahçe büyüklüğünde bir parktır orası, Gezi Parkı. Oranın üzerinden bambaşka bir olay yürütüldü. Celal Bey çok güzel özetledi. Tamamen FETÖ'nün güdümünde bu hakikaten vatandaşın kendi başına bana dokunma, benim yaşam tarzıma dokunma diyen herkese dokundu. Şimdi öyle süreçlerden geçtik ki önce işte Ergenekon dönemi hepimiz de mağdur olduk onun içinde. Delil üreterek suçluyorlardı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki suçluyor, delil yok, delili sen bul diyor, aksini ispat et diyor. Aynı itiraz yolu kapalı olan YSK'nın verdiği gerekçeli karar gibi. O gerekçeyi sen bul dedi. Hayır. İtiraz edenler. Hayır. Bir şeyler var burada, biz hissediyoruz. Hayır. Bul dedi, görevlendirdi. Delil yok ama bir delil bulmaya buldular, çalıştı. Bulmaya çalıştılar. Hepsi de tabii hukuka zarar veren kararlar bunlar. Yalnız şunu söyleyeceğim. Hayır, siz yine, ha pardon, bir reklam arası veriyoruz. Tekrar sizden de devam edeceğim. Bir reklam arası veriyoruz. Evet, değerli Cem TV izleyenleri, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Demin de söyledik. Yani şimdi Nazan Hanım'a tekrar topu atacağım. Yalnız gerçekten bir daha vurgulamak istiyorum. Ya inanılmaz bir şeydi. 2007'de başlayan bir şey. 10 sene. Ya işte darbeciler, o televizyonları açıyorsun. İşte yahu nedir diyenlere, o avukatlara yüklenmeler, darbecileri savunuyorsunuz. Bitti, bitti, bitti. Ya bu deliller delil değil. Bunlar değiştirilmiş 11 nolu CD izlenemiyor. Bütün bunları evet. Yaşadık. Ben o duruşmalar bir anda bizi çukuz dediler. Şimdi Gezi Parkı'nda da inanamıyorum. Yani o Gezi Parkı'nda da vali
Ya bir vali bir ülkede hiç kimseye sormadan adam dövdürebilir mi? Yani gidin saldırın diyebilir mi? Yakın. Bir şey yapabilir mi? Yaktılar çadırları. Bir anda dediler, ah FETÖ yaptı bunu, vali yapmış. Neyse, benim amacım bu değil de şimdi o günleri yaşadık. Şimdi Gezi neydi dediniz. Buradan tekrar kaldığınız yerden devam edin. Evet, Gezi hukuki sürecini Celal Bey zaten hem çok içinde iyi yaşıyor, anlatıyor ve belki ekleyecekleri de vardır. Gezi'nin tam da içinde yaşadık. O dönemde hatırlayacaksınız, Türk Üniversiteli Kadınların Derneği'nin genel başkanıyım. Tabii. Ve bizim dernek merkezimiz Gezi Parkı'na bakıyor. Her şeyi birebir gördük. Yani orada hakikaten gençler kitap okuyor, insanlar geliyor konuşuyor birbirleriyle. Yani bana dokunma diyor, hamak kurmuş şeyini okuyor, kitabını tabii okuyor. Diyor ki bu ağaçlara dokunmayın. Ne, bu ağaçları sökeceğiz, götüreceğiz, başka yere dikeceğiz gibi o tarihleri biliyorsunuz. Yani özetle hep çok da güzel sözler vardı. Benim yaşamıma dokunma diyordu. Dokunma. Ve gençler çoktu. Çoktu. Gençler hakikaten tepki duymuştu. Yani bir çevre sorununun bu şekle gelmesinden şimdi de nereye çekildi? Vay. Ve hakikaten artık delilsiz bir yargılama süreci işte bu başladı. Çok. Bu çok vahim. Çok vahim. Ama buna da Celal Bey başta olmak üzere hukukçular pardon dedirtecek bir yerde. Yok, fakat muhakkak o acıları çekenler bunun bedeli ödenmez. Bence de. Yani o Ali Tatar, evet, Kaşif Kozinoğlu, evet, Kuddusi Okkır, Hilmi, bu insanlar tabii Binbaşı Murat, Hilmioğlu. Fatih Hilmioğlu. Fatih Hilmioğlu. Ya az mı bekledik o İstanbul Üniversitesi'nin ya şey görecek diye. Neyse, şimdi şunu, evet, söylemek istiyorum. Yalnız önemli bir şey söyledi. Söyleyeceğiniz var mı? Gerçi açıkladınız ama beni bu çok ilgilendiriyor. Üretilmiş delillerden şu anda tamamıyla delilsiz bir yargılamaya geldik gibi bir şey. Evet, öyle. Şimdi bu hakikaten yani bizim yargılamanın içeriğiyle bir alakamız yok. Ama o zamanlar üretilmiş bunlar derken şimdi hiçbir şey demiyor. Şimdi evet, söylediğiniz vahim bir şey. Yani o zaman alınmış hukuka aykırı, anayasada da aykırı, hukuka aykırı deliller kullanılamaz dediğimiz bir şey de biz şimdi onları yeniden kıymetlendirdik. Nasıl kıymetlendirebiliriz? Şimdi şunun için kıymetlendiriyoruz hocam. Şimdi Ergenekon, Balyoz gibi FETÖ yargısının, bakın FETÖ yargısı dedikçe aslında izleyicilerimiz siyasi iktidarın ortaklığını ve beraberliğini dışladığımızı asla düşünmesin. Adıdır FETÖ yargısı o dönem ama ortak ve ortak prodüksiyonla yapılmış bir yargıdır o zaman. Şimdi o dönemde FETÖ yargısının önemli bir gereksinimi var. Delil bulmak gibi bir gereksinimi var. Çünkü bir mahkemenin tamamına egemen değiller. Mahkemenin tamamına egemen olmadıkları için veya hangi mahkemeye denk geleceklerini düşünemedikleri için delil bulmak zorundalar. O nedenle ürettiler delilleri. Şimdi geldiğimiz AKP yargısında delil diye bir şey, bir gereksinimleri yok. Çünkü bütün mahkemelere partili hakimler atanmış. Bütün savcılıklarda giyotinle keser gibi ahkam kesiyorlar. Şimdi böyle bir sistemde delile gereksinim olmadığı için kıymetlendiriyor. Yoksa bir yargıç, aklı başında bir yargıç olsa dese ki ben bu delilleri reddediyorum dese ne yapacaklar? Bunu diyebilecek kapasitede, kalibrede bir tane yargıç gösterebilir misiniz Türkiye'de? 12 Eylül diyorum. 12 Eylül, evet, 12 Eylül dönemindeki o askeri mahkeme yargıçları ve savcıları bile böyle olmadılar. Onlar bile hukuka saygılı davrandılar. Özellikle FETÖ yargısı döneminde bir Oktay Kuban çıktı ya, ve ben bunları tanımıyorum diyebildi. Şimdi niye yok? Bir tane yok. Tabii. Yani sıkıntımız burada. Onun için biz hep söylüyorum, bir kase yoğurdu götürüyoruz, ak. Mahkeme bunun ak olduğunu ispat edin diyor, o kara diyor. İnanın
beyaz yoğurdun beyaz olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Ama mahkeme kararını dünden vermiş. O karadır diye. Böyle bir sistem, hukuk sistemi olur mu? Böyle bir iktidar olur mu? E şimdi Gezi de bunun sonucu. Evet. Herhalde bu şundan kaynaklanıyor ama. Yani iyi yargıçlar mutlaka nasıl YSK'da hiç beklemezken dört evet. tane yargıç çıktı ve inanılmaz, hatta iki evet. tanesi olağanüstü. Herhalde şimdi ne olursa olsun bütün hakimlerin HSK aracılığıyla, yani meslekte oldukları 20, 30, 40 seneyi, 45 seneyi tamamıyla iki dudağın arasında götürmek gibi bir yükümlülükleri artık oldu. Bunu kaldırmamız elzem artık. İşte, evet. İstanbul seçimlerindeki 800 bin fark yavaş yavaş o yargıçların da mısır patlağı gibi ortaya çıkmasına sebep olacak. Öyle. Kesin. Öyle. Şimdi efendim son bir konumuz var. Onu da mutlaka tam yeri gelmişken hep söyledik. Yani özellikle bu yargı, bu şeyi işte sistemde nasıl değişiklik yapar? Son konumda soracağım. Bir yargı reformu stratejisi. Şimdi ben ilk önce söyleyeyim, belki yanılıyorum ben hukukçu olarak. O sırada parlamenterdim. Paketler açılıyordu. İşte tutukluluklar o zamanlar 3 sene, 4 sene tutuklu. İşte deliller meşhur 11 no'lu bilmem ne, 5 no'lu DVD. Korkunç yani. Evet. Tartışmalar yaşanıyor. Evet. Gidiliyor, denize atlanıyor. Denize evet. 50 metre ileride deniyor. Boğaz gibi bir yerde. çıkarılıyor. 50 metre ileri 4 sene önce şeyler, kurşunlar gömdüler deniyor. Adam atlıyor. Yosun bile tutmamış. Elime yahu tank koysan gider. Yosun bile tutmamış. Yosun tutmamış. Tank koysan evet. Gelibolu'ya gider. Evet. Atlanıyor ve alınıyor. Böyle bir dönem yaşadık. Şimdi o sırada iktidarlar hep bize şöyle diyordu iktidar. Reform yapıyoruz. Yeni bir paket açıyoruz. Arkadaşlar pakette mesela tutukluluk var mı? Yok. Örneğin işte bir şey var mı bu konuda ceza veya ceza muhakemesinde? Yok. İşte çok güzel bir şey yaptık. Ne yaptık? Çiçekleri biraz daha fazla, iki kat çiçek yapacağız yargının önünde, adliye saraylarının önünde. Şimdi bir, tabii ben baştan bunu söyleyeyim sizlere soracağım. Yargı reformu stratejisini ben hemen baktım. Acaba hakimlerle bir şey var mı dedim. Acaba HSK ile var mı dedim. Acaba yargı bağımsızlığıyla var mı dedim. Bir şey göremedim. Muhakkak benim hatamdır. Ben görememişimdir. Şimdi ben size... Sizden başlayarak soruyorum. Yargı reformu stratejisi çok önemli bir şey. Ne var, ne olmalı? Kısaca. Şimdi önce yargı reformu stratejisini Cumhurbaşkanı danışmanlarının da içinde bulunduğu 5 kişilik bir grup hazırlamış. Ve sanıyorum bu raporu, strateji raporunu da Cumhurbaşkanı'na sunarken sanki Amerika'yı yeniden keşfetmişler gibi sunmuşlar. Çok büyük şeyler getiriyoruz diye. Fakat ben de çok ayrıntılı olarak inceledim ve şunu gördüm. Sadece ve sadece makyaj yapmışlar. Aslında makyaj da kötü bir makyaj. Yani doğal güzelliğini bozmuşlar bu sefer. Şimdi yargı reformu dediğiniz zaman reform sözcüğünün çağrıştıracağı bir temel kavram şudur. Yargı bağımsızlığı var mı? Güvence altına alınmış mı? Hakim bağımsızlığı sağlanmış mı? Hakimin güvencesi sağlanmış mı? Anayasal güvencesi sağlanmış mı? Bütün bunlara bakıyorsunuz, yok. Hakim yine eski yargıç, yine HSK'ya bağlı. HSK'nın içerisinde yine Adalet Bakanı var. Adalet Bakanı'nın müsteşarı var. Bir parantez açarak söyleyeyim hocam. Bizim yurt dışına çeşitli yerlerde yargı toplantılarına HSK Başkan Vekili katılıyor. Niye HSK Başkanı katılmıyor? Mesela değil mi? Çünkü HSK Başkanı Adalet Bakanı. Adalet Bakanı katılırsa eğer Avrupa'daki bir yargı toplantısına, adamlar der ki ne işin var senin burada kardeşim der. Şimdi bakın, bu ayıptan kurtulacak bir şey yok orada. Bu ayıptan kurtulacak bir şey olmadığına göre ortada bir şey yok. Şimdi
Bir tek ne var? Diyor ki işte efendim cezaevleri çok dolu, ayaklara pranga vuracağız, evde yatıracağız. Bu mu yargı reformu paketi? Yani insanı zaten kafasının içerisine cezaevleri kurarak insanları kendi kafalarının içinde mahkum ettiniz. Bir de ayaklarına niye vuruyorsunuz prangayı? Yani bunları söylediğimiz zaman sevimsiz oluyoruz hocam. Ama bunlar gerçek. Gerçek. Bunlar gerçek. Yani gerçek. Efendim avukatlara yeşil pasaport vereceklermiş. Ya ne olacak yani? Ama bunu söylemeyin. Barolar Birliği Başkanı çok sevgili kardeşimiz çok büyük problem yaşadı bundan dolayı. Ama efendim biliyorum. Şimdi biliyorum. Ben hiçbir zaman işte efendim Feyzoğlu şunu yaptı bunu yaptı diye evet. söylemiyorum. Ama nedir bir hocam? Evet bir yargı reformu stratejisinin içerisinde avukatların yeşil pasaportu olmaz, olamaz. Yani biz her zaman bulunduğumuz yerden memnunuz. Biz halkla beraber bir kapıdan girdiğimiz için memnunuz. Adliyelerde halkla beraber aynı tuvaleti kullandığımız için memnunuz. Pasaportta da onların kullandığı şeyleri kullanmaya devam ederiz. Ama bizim istediğimiz Türkiye'de artık yargı bağımsız olsun. Hukuk sistemi güvenilir olsun. Bakın bizde hukuki güvenlik ilkesi yok. Yani bir kanunun teminat aldığı bir güvence ikinci bir kanunla ayaklar altına alınıyor. Hukuki güvenlik ilkesi bir adli sistem içerisinde en önemli kavramlardan birisidir. Bilinebilirlik ilkesi, öngörülebilirlik ilkesi. Bunların olmadığı ve bunları anlamıyorsanız, sizin danışmanlarınız size bunların çok önemli olduğunu söylemiyorsa, adlarının başında avukat varsa, hukukçu varsa, yazıklar olsun diyorum. Başka ne diyeyim? Siz ne diyeceksiniz bu konuda şu yargı reformunda? Şimdi bu yargı reformu strateji belgesini evet. ilk okuduğumda şöyle bir hisse kapıldım. Kaç yıldır? 17 yıldır iktidarda olan bir parti mi bunu hazırladı? Yoksa yeni iktidara gelmiş ama geçmişte hakikaten hukuk ayıplarının yapılmış olduğu bir dönemi gördüğü için mi bunu telafi etmek üzere yapmış? İşte ifade özgürlüğü falan bütün bunlardan bahsediyor. Bir kere samimi değil en başta. Yani bir hukuk adına samimi bulmuyorum. Biraz önce şuna kısaca bir parantez içinde değinmek istiyorum. Yeşil pasaporta değindi. Celal Bey, şimdi avukatlara yeşil pasaport verseniz ne olacak? Avukat adliyede ağır cezaların olduğu bölüme giremiyor. Yani önce kısıtlı bölge sistemi var evet. ve giremiyor. Oradaki bir çaycı sırasında geçebiliyor, avukata geçiş yok. Yani önce oralara bir vize çıksa, böyle bir geçiş üstünlüğü çıksa sonra çok iyi olacak. Pasaport. Aynen. Şimdi yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı yok deyince anayasa değişikliğini hatırlıyorum. Yargı bağımsızlığının yanına bir de tarafsızlığı eklendi. İkisi de birden ortadan kalktı şimdi. Bu strateji belgesinde tabii benim de yıllardır emek verdiğim kadın hakları alanında, insan hakları alanında yani eşitlik, demokrasi nedir? Kadın erkek eşitliği, eşit hakları olacak, eşit hakları kullanabilecek. O zaman bir demokratik ülke olacağız. Şimdi son amaçlar diye başlıklar yapıyor. Son bölümünde de aile arabuluculuğu zorunlu bir halde getirilmek isteniyor. Zaten iş hukukunda geldi, ticaret hukukunda geldi. Adım adım neredeyse avukatın yerine bir arabulucuyla alternatif yargı sistemi getiriyorlar aynı zamanda. Yargı sistemi. Evet, çok güzel söylediniz. O alternatif bir yargı sistemi doğru oturtulursa olur. Hukuktan endişesi olmayan bir ülke bunu getirebilir ancak. Ama alternatif bir sistem özellikle aile hukukunda olmaz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu İstanbul Sözleşmesi var. Avrupa Konseyi'nin şiddetle mücadele sözleşmesi var. Yine yasamız var 6284. Diyor ki aile hukukundaki çekişmeli durumlarda arabuluculuk olmaz diyor. Şimdi diyor ki anlaşmalı boşanmada işte aile hukukunun birçok alanında velayette şurada burada zorunlu arabuluculuk getiriyoruz diyor. Fiilen uygulamaya da başladılar. Zaten Türkiye'de en vahim olan şey daha bir şeyde değişiklik yapılacak deniyor ya evet. bir kişinin ağzından mahkemeler uygulamaya başlıyor.
Şimdi 6.284 sayılı kanunda işte tamamen aile arabuluculuğunda getirilmek istendiği uygulama alanı 6 aya kadar koruma kararı alırdık. Orada bu kanun değiştirilmeli, hatta yani çok dine dayanarak bazı söylemlerde İstanbul Sözleşmesi değişmez bir şey değildir, bunu da geri çekeriz dendiği için 15 güne indiriyorlar mahkemeler. Yani fiili bir durum yaratılıyor. Yok demektir o, şimdi, o süre yok demektir. Tabii, yok demektir. Yani zorlanıyor. Olur mu öyle şey? Zaten 15 güne indirilsin diye de bir meclis araştırma komisyonu raporu var ortada. Şimdi aile arabuluculuğuna neden karşıyız? Bir kere evrensel standartları koymuş uluslararası sözleşmeyi ihlal eder. Kanunlarımızı ihlal eder, insan haklarını ihlal eder. Anlaşmalı boşanma dahi olsa, şimdi Türkiye'deki kadın böyle bir işte herkes üniversite mezunu, herkes ekonomik bağımsızlığı var diye bir şey yok. 2 milyondan fazla kadın okuma yazma bilmiyor. Kadın nüfusunun %75'i en çok ilkokulu bitirmiş. Ekonomik olarak güçlenemiyor, çalışamıyor. Şimdi bir de nafaka konusunu işte gündemde bildiğiniz ya. Gibi. Şimdi önce bu yasalar neye göre yapılır? Biz hukukçular ne deriz? Zemine, zamana. Aynen. Şimdi bu zemin Türkiye zemini ise oradaki yurttaşların durumuna bakacağız. Kanunları ona göre yapacağız veya değiştireceğiz. Onun için aile arabuluculuğuna, zaten arabuluculuk sistemine henüz hukuk güvenliği olmadığı için ülkemizde zaten baro olarak da karşıyız. Ama aile hukuku konusunda kesinlikle getirilmemeli. Çok o zaman edersiniz. Aileyi tamamen çökertmeye, kadını korkutmaya, evet. Tam bir kadın ezilmesi olur. Evet. Çünkü bakış açısı farklı olduğu için orada mahkemelerde bir nebze bunu aşıyoruz. Mesela kadın cinayetleri davalarında ezberlenmiş şekilde kadınları öldüren erkekler mutlaka öldürdükleri kadınların bir dostu olduğunu, bir sevgilisi yani. Olduğunu söyleyerek savunmaya gidiyorlar. Bu öğretiliyor bu insanlara. Onun için düşünün siz şimdi bu aile davalarında şeyi bıraktık bir tarafa cinayetleri ama bir kişiyi böyle ara bulucu olarak görevlendirirseniz oradan mahkemeye gidinceye kadar çok cesetler çok, çıkar. Evet. Çok ayıp yani. Olmaz böyle şey. Şimdi avukatı da düşünüyoruz biz. Avukatla hala hukukçular arabulucu. Umarım farklı bir yöne olmaz. De sapılmaz bu. Şimdi o avukatı da düşünüyoruz. Bursa'da geçen ay bir kadının davasını almıştı. Kocası geliyor, eşi geliyor. Avukatı kurşunluyor. Şimdi arabulucu kendini nasıl koruyacak? Kadını nasıl koruyacak? Aynen. Yani bu getirilirse Celal Bey'in dediği gibi yani kadının durumunu, konumunu yok sayan, o zaman da kadını yok sayarsanız zaten demokrasiden söz etmek kesinlikle. Mümkün değil. Bunu kabul edemeyiz. Yani bu olayı kabul edilebilir mi? Asla kabul edemeyiz. Nahide Upuz davası mesela defalarca geldi. Şimdi demek ki şöyle bir şey var. Son birer cümlenizi alacağım. Yani bu yargı reformunda da gördüğünüz gibi ya sevimli olsak da sevimsiz olsak da şu var. Yargı reformu eskiler gibi olmamalı. Yani bu iktidar döneminde yapılan. Ya bir yargı bağımsızlığı, bir yargı güvencesi, bir hukuk güvencesi olmadan böyle bir şey olabilir mi? Yani ilk önce bir yargıcı güvenceli hale getir. Adalet Bakanı, müsteşar, HSK'da üyelerinde bariz bir şekilde iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı'nın egemenliği kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun. Babamız parti kurup yapsa bu işi gene olacak gibi değil. Şimdi bu gelmeli. İki, insanlara insan olarak cinsiyetine falan bakmadan güvence verecek. Onu statüsünü daha güvenceli hale kılacak bir takım değişiklikler yaparsın. Sadece evde şeyle kelepçeyle eve koyacağız. O bacağına kelepçe koyup ya da işte kadınları merak etmeyin şimdi. Bu işlerden anlayan ahlaken kuvvetli insanları arabulucu yapacağız diyerek bu iş olmaz. Diyorum buna ekleyeceğiniz veya söylemek birer cümleyle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Biz siyasi iktidarın yaptıklarına hukuk ihlallerine karşıyız. Ama bizden eğer Türkiye'de gerçekten
yargının olması gereken şeyler sorulursa, herhangi bir ücret almadan, huzur hakkı almadan toplantılara katılırız ve görüşlerimizi anlatırız. Yapmayacaklarını da biliyoruz ama biz hazırız. Özellikle İstanbul Barosu sanıyorum önümüzdeki günlerde alternatif bir yargı reformu stratejisi belgesini de hazırlar ve sunar diye düşünüyorum. Bir dakika, o zaman buradan da bir şeyimiz olsun. Ya iktidar da mutlaka barolar gibi bir takım hukukla ilgili dernekler, kuruluşlar gibi, barolar evet. birliği gibi önemli kuruluşlara artık bu 5 kişiyle falan hazırlanacak bir şey değil. Yani 2007'den beri gerçekten söylüyorum, dünyaya da şey olduk yani yaptık diye evet. tutukluluk 7 sene sürdü. Evet. 7 sene bu evet. ülkede. Halbuki ne denirdi? Biz neler çektik denirdi. Ya askeri o darbe dönemlerinde şikayet ederdik. 2,5 sene insanlar şey kaldı. Ali Sirmen Barış Derneği davasında evet. ve diğerleri 3 sene yargılandı diye sonra beraat etti diye beraat ya etti. Tutuklu insaf derdik. İnsaf işte yargının darbenin evet. hukuku budur derdik. İleri demokraside 7 sene yattı insanlar. Ergun Poyraz yazdığı kitaptan 7 sene yattı. Diğerleri 5,5 sene yattı. Efendim bugün de bütün bunları konuştuk. Tekrar söylüyorum. Hukuken kesinlikle ve kesinlikle doğru şeyleri söyleyeceğiz. Siyaseten iktidarın, muhalefetin, o partinin, bu partinin hoşuna gider gitmez. Önemli değil ama hukuken burada duyduğunuz her şeyi sonra bize yazıyla da sorabilirsiniz. Bir dahaki programda tekrar alırız. Şundan da rahat olun. Bundan sonraki programlardan bir tanesinde Burhan Kuzu'yu da çağıracağım. Anlatsın bakalım. Bu seçimler öncesindeki bir takım tezleri vardı. Soracağız. O da anlatacak. Sizler de sorabilirsiniz. Bizim amacımız parti, o parti, bu parti değil. Hukukun Türkiye'de bir gün egemen olacağı ve bu durumdan, hakikaten anlattıkları durumdan çıkacağımız bir Türkiye'yi görmek. 800 bin kişinin de olması çok açıklıkla söylediler. İstemlerinin başında bu geliyor. Yoksa sadece belediye başkanlığı kazanan değil, artık yeter artık geliyor. Doğru mu? Doğru. Hukuku yaşamak istiyoruz. Hukuk güvencesi içinde yaşamak evet, istiyoruz. Evet, demokratik bir ortamda yaşamak istiyoruz. Affedersiniz ama yani siz aynı ana muhalefet partisi başkanına yumruk atan şu anda ne oluyor? Ne oldu? Soruşturması ne oldu? Ne oldu? Hiç. Ama bugün bir şey söyleyip devlette veya da işte güçlere, devletin organlarına ya da cumhurbaşkanına hakaret ettiği görüntüsü çıkan insanlar sabahleyin polisle alınıyorlar. Ve başlarına evet. neler geliyor. Bunu o cumhurbaşkanı, bu cumhurbaşkanı. Hukuk devletinde bu olmaz diyoruz. Bir dahaki hafta görüşmek umuduyla hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki programlarda da inşallah gene hukuku tartışırız. İnşallah.